Daha mı geldi koca ev? Niye kömürlükte yapıyorlar ki o işi? Kim o be? Erdoğan amca değil. Başkası bu. Ümmü Antiye tıp oynuyor mu yoksa kocasını? E kimle peki? Babrak mı yoksa? Sıradan geçiriyormuş diyorlardı mahallenin karılarını. Baba! Yok canım, olur mu hiç? Benziyor ama... Teyze öyle şey yapar mı anneme? Yapmaz. On beş günde çok geri kaldım. Matematikten denklemlere geçeceklerdi. Ne yapacağım ya? Babam değilse kimdi peki Ümmü teyzenin oynaştığı? Babrak mıydı? Yok be, yapmaz ondan. Kocasıydı herhalde. Sıkıştırdı falan sakarısını. Tabii ya, ne olabilir ki başka? Bana ne, okuluna bakarım ben. Aa, bırakın sizi lütfen, rica ediyorum. Ben temizletirim. Yanlışlıkla oldu, öyle elimden şey kayınca. Hiç önemli değil. Alo. Nuri Efendi, temizlik malzemeleriyle birlikte Fransız Bey'in odasına gelir misiniz? Tamam. Aşağılık herif. Keşke gözlerimi kapatmasaydım beni öperken. Onunki kapalı mıydı? O kapatmaz ki öpüşürken gözlerini. Sen yabancı mısın? Keyfine bak dedi, bastı çıktı ya. Narin Hanım. Sermet Bey sizi bekliyor. Bir zahmet buyursun gelsin dedi. Arabamız şurada. Telefon etsin o zaman. Her istediğinde ayağına gidemem ben onun. Tek müvekkili o değil ya. Allah Allah. Beni takip etmekten de vazgeçin. Ne öyle restoranda şarap falan yollamalar? Senin patronun başka işi yok mu? Parka geldi, öyle oturuyor abi. Kuşlar sıçıyor tepesine, aldırmıyor hiç. Büyük bir sıkıntısı var belli. Kafası bozuk. Bak 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 bak. Galina. Ya Galina, güzel kızım. Allah Muhammed aşkına bir sus ya. Tomaş kim ayağın devet kaya? Niye karış hemen ya? Lütfen. Allah Allah. Ali, sen de götür telefonu, git Narin Hanım'a ver. Lan ne yaptı, ne etti? Gitti Fırat'la konuştu. Merak ediyorum. Narin Hanım, müsaadeniz olursa Sermet Bey sizinle görüşmek istiyor. Efendim Sermet Bey. Hayır, yok bir gelişme. Yok. Bankadan bir sonuç çıkmadı daha. Ben haber vereceğim size bir şey olursa. Evet Sermet Bey, evet. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun be? Lan! Ali! Dokunma lan o kıza! Lan! Lan! Siz de bırakın onu, bağırır bağırır gider. Kaybolun! Kaybol! Kusura bakmayın Narin Hanım, burası biraz sirke döndü de. Yani rica etsem bu akşam işiniz yoksa buraya kadar teşrif edebilir misiniz? Al şunu. Bırak. Narin Hanım. Hiç
Güneşleri! Kaybol! Gel kızım sen de buraya. Gel. Yürü lan! Sen niye susmuyorsun ya? Niye susmuyorsun ya? Yani telefonla konuşuyorum, bağır bağır bağırıyorsun. Bak bu şartlar altında beraber yaşayamayız. Nerede bunun tavukları? Narin. Ahmet, döndün mü? Döndüm. Bu ne surat böyle ya? İyi misin sen? Değilim. Erol Bey çok tatsız bir his sardı başıma. Duydum. Sermet Karayel. Nasıl adam? Sevimli bir manyak değil mi? Ahmet, ısrar etsen de. Sen alsan şu işi ha? Ya bu işi ben alırsam direkt olayı şirkete bağlarlar diye düşünüyor Erol Bey. Ha. Olay ayyuka çıkarsa şirketten ben gönderileceğim yani. Erol Bey de elini temizleyecek. Sen gönderilemeyeceğin için mi ben harcanıyorum? Ya bu şirketin günah keçisi ben miyim? Saçmalama. Kimse seni kurban etmeye çalışmıyor. Bankayla Sermet arasında bir uzlaşma sağlarsın. Bu işten kurtulursun. Ya yapmadığımız iş mi? Yalnız mümkün olduğunca olayı gizli yürüt. Ha tabii tabii. O şebekle ne kadar gizli tutulabilirse. Dünden beri bir ordu adamla geziyorum be. Ha, geçerken yastığına uğradım yolda. Yemek yemek için durdum. Güzel mi senin memleket ha? Lokanta sahibiyle de biraz lafladık. Seni sordum, dedim ki bizim orada çalışan bir hanım var burada. Epeyce yaşlı bir amcaydı ama yani seni tanımadı. Ya, tuhafıma gitti yani, hani sonuçta küçük bir kasaba. Ailem falan. Canım 10 yıldan fazla oldu. Normal. Boş ver, İzmir nasıldı? Nari, geçmişinden hiç bahsetmiyorsun. Ailen hakkında hiç konuşmuyorsun. Ne oldu ailen? Niye merak ediyorsun bu kadar? Utanıyor musun onlardan? Biliyorsun ben de Anadolu çocuğuyum. Ya utanılacak ne var ki? Bence sen gizemli olmayı seviyorsun. Ya, hadi yürü git işine. Yeni yetme miyim ben be? Açtı baba. Takıma giriyorum dedim. Acele konuştum dedim. Paranın kokusunu alır almaz. Ne alırsanız alın. Dükkan sizin de derim. Yumurtaları da ünvan getirdi sağ olsun. Yesin oğlan dedi. Maşallah. Bir batımda kaç yumurta veriyor acaba bu tavuklar? Sahaya çıkacağız. Bir güzel beslenelim. Doğru mu? Değil mi baba? Oh Allah'ıma bir şükürler olsun. Bu günleri de gördük. Nasıl bir oğlan doğurmuşum sana. Görüyorsun değil mi Recep? E hadi soğutma buyur. Ekmeği sen kapar baba. Seversin baş ekmeği. Bak tazecik. Nasıl olacak şimdi? Hoca kaç para verecek? Bak öyle 2 kuruş para verirse topu mopunu da ben sana söyleyeyim. Baba şunun şurasını 200 senecik. Lisans alayım para yağacak. Sıkacağız işimizi artık. Rapor alacaksın doktordan baba. 15 gündür okula gitmiyorum ya. Öyle elimi kolumu sallayarak gidemem. Rapor isterler. Bitmeye verirsen de. Olmaz baba. Müdür dakikasını Necati Hoca'ya söyler. Bak ben kulübe gireyim, kendime bir yer edineyim. Bunu da okuldan alırız, gider bir yerde çalışır işte. Sana mı soracağım lan? He? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.